Peki hocam, implant tedavisi sonrasında da o kemik kaybı oluşma durumu var mı? Eğer implant etrafında yeni bir reaksiyonel bir diş eti bozukluğu oluşmaz ise eğer, bunu yaşamak çok bir şey değil. Kemik kaybı olmuyor. Hı hı. Kemik hareketi seviyor Şahla Hanım. Burada şunu da söyleyeyim. Güzel bir soru sordunuz. Çiğnemede ağzımızın tek tarafını kullananlara şimdi sesleniyorum. Kullanılmayan taraf. İnanın ana dişi varken bile, kendi dişleri varken bile diş eti problemini bir hekim olarak, 20 yıllık tecrübeli bir insan olarak söylüyorum bunu. Kesinlikle diş eti ve kemik problemini bitiremiyoruz. Kişinin o bölgede, kullanılmayan bölgedeki kireçleme, taş, diş eti problemi, kemik kaybı hiç dişlerinin tamamen kaybına neden oluyor. Kullanılan organ kesinlikle kendini koruyor. İmplant da böyledir. İmplant da bunun için anlattın derseniz, implantı yaptırıyor kişi, örneğin sağ tarafına implantı yaptırdı. Diyor ki oraya bastırmada biraz endişe ediyor. Ana dişi sol tarafta güzel çalışıyor, alışmış. Oraya hala devam ediyor. Hayır, mutlaka kullanın. Kullanmazsanız kemik kaybı gelişir. Ama kullanırsanız ciddi anlamda kemik kaybının önüne geçersiniz. Biz kemik kaybına çok önem veriyoruz. Çünkü kaybolan kemiği yerine koymak o kadar zor, o kadar meşakkatli bir uzun iş da bir ki. Prosedür, uzun da bir prosedür var. İstediğimiz kemiği koyamayabiliyoruz zamanla. Genç, güzel, dolgun yüzünüzün yaşlılıkla da olmasını istiyorsanız kemik kaybına mutlaka önem verin. Evet. Kemik kaybetmeyin. Evet.